İçeride yanan odunlar da melengeç ağacı, bir adı sakız ağacı, bir adı çitlemek ağacı diye adlandırılır. Ateş, et, usta, hepimiz birbirimize aşıkız. Tabii bana mutluluk ve huzur veriyor. Neden? Çünkü mesleğini sevmeyen insanlar başarıya ulaşamaz. Mesleğini seveceksin, özdeşeceksin. İnsanı seven, görmediği Allah'ı sever. Efendim 3 günlük dünyada fırıldak olmaya gerek yok. Merhaba lezzet tutkunları, kanalıma hoş geldiniz. Yine bir lezzetin peşinde Denizli'deyim. Denizli mutfağının efsane lezzeti Denizli tandır kebabı yemeye geldik. Nereye geldik? Hemen arkamdaki bulunan koca baylar Hüsamettin Usta'ya. Hadi gelin bu lezzetli videoya hep birlikte başlayalım. İçeriye girdik ve Hüsamettin Usta ile birlikteyiz. Hüsamettin Usta merhabalar, kolay gelsin, hayırlı işlerin olsun. Sağ ol, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hüsamettin Usta'm, senden bir hikaye dinlemek isterim. Nedir hikayeni? Kaç yıl oldu bu mesleğe başlayalı? Bir anlatırsan seviniriz. Valla biz bu mesleğe gireli tam 50 yılı bitiriyoruz. 51. yıldan gün alıyoruz. Maşallah. 9 yaşında girdik. Şu an 60 yaşındayız. Oy maşallah. 35 yıldan beri mekan işletiyoruz. Ve Denizli'ye has bir mesleği temsil ediyoruz. Ve Denizli'ye ait bir meslektir. Denizli fırın tandır kebabıdır. Tandır kebabı nasıl yapıyorsunuz abi? Neyden yapıyorsunuz? Onları da bir anlatır mısın? Ben biliyorum ama takipçilerim de içinde. Efendim şimdi Denizli fırın tandır kebabı yılın en kaliteli taze süt kuzularına olur. Ve bu içeride yanan odunlar da melengeç ağacı, bir adı sakız ağacı, bir adı çitlemek ağacı diye adlandırılır. Evet, kuzu etinden yapılıyor. Kuzunun hangi bölgesi yapılıyor abi? Kuzunun karkas bölgeleri, kemikli bölgeleri kebabın orijinal halidir. Neden? Kebap piştiği zaman %40'la %45 file veren bir meslektir. Evet. Çünkü kuzular yağlı olduğu için o yağlarla beraber pişiyor. Ve üzeri en sonunda bir baklava gibi, nasıl bir Antep baklavası meşhursa. Çıtır bizim, çıtır mı? Tabii Denizli kebabının da özelliği bir baklava seviyesinde kızarmış olması gerekiyor. Ne kadar tatlı anlattın abi, ağzından sular damladı. Seviyorum ben. Belli, aşığım. Vallahi aşkla yaptım belli abi ya. Ateş, et. Usta, hepimiz birbirimize aşığız artık. Abi bu işi aşkla yapıyorsan bir ayrı lezzetli olur bu iş. Tabii bana mutluluk ve huzur veriyor. Neden? Çünkü mesleğini sevmeyen insanlar başarıya ulaşamaz. Mesleğini seveceksin, özdeşeceksin. İnsanı seven, görmediği Allah'ı sever. Kesinlikle abicim. Bayağı bir usta yetiştirmişsindir sen. Evet, yetiştirdik. Bunlar da başarılı olan oluyor. Ama mesleğe karşı kendini... Öyle bir hissedeceksin ki nazik, kibar, sevgiyle yaklaşacaksın. Ya bu işi yapmak tabii birçok doğru bir araya gelmesiyle oluşan bir meslek abi. Yaptığın iş. Yani herkese yetiştiriyorsun ama bu işte hile girdiği zaman olmaz. Olmaz abi. Sanat, kolaycılık. Sanatında özverili olacaksın, samimi olacaksın. Hayatta nasıl dik duruyorsan mesleğinde de dik duracaksın. Günümüzdeki en büyük sıkıntı da çabuk zengin olma hastalığı abi. Efendim 3 günlük dünyada fırıldak olmaya gerek yok. Doğru. Hepimiz bir gün geçeceğiz. Kesinlikle, kesinlikle. Hadi abi şu etlerden bir çıkar da bir görelim bakalım. Evet efendim. Bak şimdi anlatarak bir çıkar. Neyi şimdi, var? Şu etler kuzunun, kebabın pirzolası. Evet. Şu etler kaburgası. Şunlar içeride fırın içindeki. Kelle de görüyorum herhalde. Tabii onlar kuzuların kelleleridir. Süt kuzu kellesidir. Ve şu etler böbrek yataklarıdır. Ooo böbrek yatağı. Vay vay bunlar vay. Bunlar böbrek yatağıdır. Bu etler kısım kısım ayrılır. Çünkü alt takımlar kürek kemiklerinin olduğu yerler en geç pişen etlerdir. Şimdi evet abi. Size şu böbrek yatağına kesin müşterimize evet. Sunduğumuz gibi müşteriye sunduğun gibi göster abi. Biliyorsun bu Denizli'ye has taze, bu fırın pideleri de çok meşhurdur. Evet abi. Bunlar da bir asırı geçmiş meslek dallarıdır. Bunlar gramajla çekilir. Öyle mi abi? Tabii. Bu bir köfteci gibi değilizdir. Porsiyon yoktur. 50 gram fark ettiği zaman 15 lira para fark eden bir meslek türüdür. Teşekkür ederim Mehmet'im. Evet. Evet. Ekmeğimizi kıydık. Tabii. Böyle gramla tartılıyor. Hak geçmiyor. Tabii. Çok güzel bir şey aslında. Şu anda böbrek yatağın kemiğini çıkardık.
şöyle hafif yağı olur bunun. Çok lezzetli. Bu yağınla aldığımız zaman. Yağ abi ya? Efendim müşterinin tercihine göre etin kendi yağı yetiyor. Yetiyor. Şu eti görüyor musunuz? Görüntü çok güzel abi. Tabii. Pişme oranı o kadar sulu görünüyor ki şıkır şıkır böyle su akacak zaten gibi. Zaten etin aromasını kaçırmayacaksın efendim. Et kuru kuru olursa memnuniyet olmaz ki. Ve tandırımız hazır. Evet. Doğru mu abi? Tabii. Son parçamız da geliyor. Görüyorsun. Altın gibi, pırlanta gibidir. Bir de kellemiz mi vardı abi? Evet, şimdi kellemiz var efendim. O kelleler. O da içeride şimdi onun suyuna banıyor arkadaşlar. Ekmek ha, sulu bir şekilde. Kendi yağlarıyla şey olur. Yağlarımız üstümüz yağladır abi şu anda. Tabii. Evet. Müşterilerimizin memnun olması için elimizden gelen en titiz noktalarla hizmet ederiz. Süper abi. Hafif böyle karabiber sevenlere hafif ekeriz. Hı hı. Çünkü orada bir lezzet olması için. Süper abi. Şimdi ne yapalım? En büyük aşkım bu mesleği bir daha dünyaya gelsem gene kebapçı Hüsamettin olarak gelmeyi tercih ederim. Hay maşallah ya, ne güzel anlatıyorsun abi ya. Seviyorum çünkü. Sevdiğim belli abi. Gözlerinde o aşkı görüyorum ben de zaten. Hadi bir de kelle kıralım mı abi? Evet, kıralım. Evet. Şunu ver yavrucuğum. Evladım, verir misin? Şimdi efendim bak. Bu şimdi yılın en kaliteli kuzu kellesi. Özel abi gel. Şu an mevsimi tam kuzu kellenin mevsimi tabii, mi abi? Tabii baharın şimdi. Bunlar baharın yerindiği için. Hı hı. Sonraki aylarda birleşir. Birleştiği zaman sertleşir. Hoş olmaz. Mesela şu gördü. Yılın en kaliteli kuzu kellesi. Evet abi. Şimdi efendim bak. İşte bu. Of. Ne kadar güzel görünüyor abi ya. Tabii bu meslek. Bilgi, yetenek, kullanmış olduğun aleti çok bilinçli kullanacaksınız. Ben iş hayatıma girdiğim zaman ne eşimi, ne çocuklarımı, müşteri, kebap ve yapmış olduğum sanatı ön plana tutarım. Oh, beyinler çıktı. Tabii. Bak. Çok güzelliğe bakar mısın ya? Bunlar da çatal bıçak verilmez. Böyle kemiğiyle servis ediyorsun abi. Tabii esas şeyi budur zaten. Orijinal sunumu bu. Tabii şimdi bu paket bir müşteri evet. istemişti. Süper. Onun için kırdık. Ben hazırlığını yaptık. Aynen. Biliyorsun zindana atmışlar. Evet. 40 gün aynı yemeğiymiş, kelleymiş, kurtulmuş. Süper abi. Hüsamettin abi. Vallahi şu an konuşamıyorum bak. Ağzımdan sular şelale oldu. Efendim işte bu. Sulandırmaya devam. Bu etin kendi yağları, bak kebabın yağları böyle olduğu zaman daha memnuniyet olur, daha hoş olur. Abi ben masaya geçiyorum. O zaman sen masaya gönderirsin evet. abi. Tamam abicim, görüşürüz. Seni gönderiyorum beyefendi. Kolay gelsin. Sonsuz sevgilerimi sunarım. Şimdi geldik en lezzetli ana. Evet. Gezen adam Denizli. Gelsin. Efendim. Kebap nasıl yenir? Elle. Elle. Çatal bıçak bakın abi, yok. Çatal bıçak servisi yok. Elle yiyeceksiniz. Çatal bıçak isterseniz dövüyorlarmış. Öyle dedi. Sanatçılar iyice döver. Abi şöyle bir açalım. Önce bir açalım. Allah Allah. Bu böbrek yatağı. Abi bu böbrek yatağı en lezzetli yeri. Şu yağları görüyor musun? Bunlar şifa ya. Bakın bak şifa abi. Ne yapıyoruz abi? Hemen böyle bir tane size dürüm yapayım. Bak Ersin bu nasıl yenilir biliyor musun? Böyle evet, yenir. Tabii. Böbrek yatağını tabana serdin mi? Evet. Ekmek yağlı olacak. Bak şıkır şıkır üzerindeki parlaklığı görüyorsun. Şu çıtırlardan da koy içine. Şöyle dürüyorsun abi. Dürdün mü abi? Gördüm abi. He? Ye abi. Göstereyim mi nasıl ısırıldığını? Göstereyim ben bakayım ağzım şu nasıl. Allah. Ben dayanamayacağım başlıyorum abi. Böyle yağlı yerlerinde. Soğan yiyiz soğan. Yedim. Çok güzel. Muhteşem ya. Bunun ilacı soğan. Burası neresi? Burası Kaleiçi. Kaleiçi
Tarihi kavanoz hemen üst tarafına, üstünde. Süper. Fiyatları nasıl acaba? Microsoft gibi fiyatları. Fiyat en son 300 ama yine güncelleri var. Çok iyi ya. Gerçekten çok iyi. Kilosu 300 liraymış. Kilo, yani pişmiş et. Arkadaşlar yalnız bu 1 kilo et için yaklaşık 2 kilo et gidiyor. Yani bilginiz olsun. Piresi çok fazladır. Evet. Hani çiğ et olarak kıyaslama yapmayın. Yok. Boş yorum yapmayın yani altta gidip der. Abi et 150 lira. 300'e veriyorlar diye. Bu 2 kilo etten 1 kilo çıkıyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu birçok yemekten çok daha ucuza geliyor aslında bakarsan. Evet. Çok gram gram koyarlar. Aslında o gramajın fiyatını çarptığında bundan daha yüksek çıkar. Tabii bu zaman. Keyif yemeği yani evet. Arkadaşlar bunu yani bunu tutup öğlen her öğlen yenilen yemek değil. Bu keyif olduğu için arkadaşlar yani ben aslında doydum ama şu lokmayı da sırf sizler için yiyorum. Evet. Çok iyi. Denizli'de sırf bunun için gelir. Gelir. Seyahat ettir değil mi? Gelir. Etin yanında soğanı yiyin arkadaşlar. Doğru mu? Eskiden. Ben 1992'de bu dükkanda çalıştım burada. Burası gelinlik damat şeyler satıyordu. İnsanlar buraya alışverişe girdilerdi. Kısak değil, düğün alışverişi. 15-20 kişi alışveriş yaparlar. Buradan hop kebapçıya. Bir de yemek yemek. Ya kebapçı ya deniz köfteciler. Ama genelde kebapçıdır o. Kebap kalmadıysa o zaman köfteciler. Öyle de bir hani özelliği var. Yani denizde bir kültür bu arkadaşlar. Köyden gelen herkes kebap yemeye gider. Tabii kesinlikle. Köyden gelin alışveriş yapılır, kebap yapılır. Hatta iddialar bile de kebabına. 1 kilo kebabına, 2 kilo kebabına. Bu arada helva ikram ediyorlar arkadaşlar. Tayin helvası. Bu bölgede de meşhurdur yani bilginiz olsun. Evet. Çok teşekkür ederim. Afiyet olsun. Tatlıyı yiyerek videomu bitiriyorum. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmuyorsunuz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın.